Merhaba, ben Yağmur. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün babamın en sevdiği tatlı yapacağız. İftara ona sürpriz yapacağız. Babamın en sevdiği tatlı da tepside kadayıf tatlısı. İnşallah beğenir, beğenmez videosunu yollayacağım. Yani videoya ekleyeceğim. Bu arada tepside kadayıf tatlısının tarifini YouTube'da bulduk. Kübra Pelvan'ın videosunu yapacağız. Yani videosundaki kadayıf tatlısını yapacağız. Çok güzelmiş. Altında çok güzel yorumlar var. Beğenilmiş olanlar. Biz de onun tarifini kullanmaya karar verdik. Şimdi neydi onun adı? Şerbetini yapmakla başlıyoruz. Şimdi malzemelerimizi sayalım. Şurada kaç? 200 gram tereyağı. 200 gram tereyağı. Şöyle tencere, bardak. Toz şeker, 3 su bardağı toz şeker. Evet, burada da fındıklarımız var. Koymak için fındık. Burada da kadayıfımız var. Taze kadayıfımız var. Burada 350 gram. 350 gram. Burada da üzüm pekmezi var. Onu kullanacağız. Üzüm pekmeziyle bunu göstereceğiz. Tepsiye yani, kullanacağız. Bunun adı ne? Tereyağı. Tamam, şimdi... İlk önce şerbeti hazırlamakla başlıyoruz. Şimdi şöyle tenceremi alıyorum. Şerbetini yapmak için tenceremi kullanacağım. İlk önce ne katıyorduk anneciğim? 3 su bardağı su. O suyu kullanmayalım. Aselin suyu içti. Yeni su vereyim ben sana. 3 su bardağı toz şeker. 3 su bardağı. Tamam, yenilerini vereyim ben sana. Ben şunu alayım. Bak şimdi şunu şöyle alıyoruz aslında. Yapmak istiyorum ama yapamıyorum. 1 su bardağı şekerimizi koyuyoruz. Tam dolduruyoruz şeyimizi, bardağımızı yanlarına koyalım. Şimdi şöyle döküyoruz. İçine koyuyoruz tekrardan. Son 2 su bardağı şekerimiz kaldı. O bir şey olmaz artık. Suyu koyuyoruz. Sen de birinci yapacaksın. Ben senin videonu çekeceğim, tamam mı? Tamam. Videonun da asal tarifleri olacak. Tamam. Bekle. Tamam, o boşaltsın. O yani boşaltsın tencereyi. Bak şimdi bak, bunu al. Al bunu. Boşalt. Bak, aferin benim sana. Şimdi yeni su vereyim. 3 su bardağı da su kullanırız. Tamam. Hadi. Şimdi içimiz suyundan 3 bardak dolduruyoruz. Boşaltıyoruz. Pekmezi. Ama. Üzüm pekmezi. Batıyor, su koydukça batma. İçine su koyacağım. Havaltısı. Tamam. Evet, şimdi şerbetimizi ocağa koyacağız. Şerbetimizi ocağa koyduğumuzda şerbetimiz kıpırdamaya başlayınca altını tam kısacağız. Tam az ateşte kısık ateşte koyacağız. Sonra 25-26 20-25 dakika. 20-25 dakika ocakta bekleyeceğiz. Kaynayacak. Sonra altını kısacağız. Evet, sonra da alacağız. Şerbeti soğutacağız. Evet. Şimdi şöyle götürüyoruz, ocağımıza koyuyoruz. Şimdi 200 gram tereyağımızla 350 gram 200 gram olan tereyağımızı ilk önce ocakta eritiyoruz. Sonra biraz ılıklaşınca taze kadayıfımızın üstüne döküyoruz. Onları böyle parçık minçik ediyoruz ki birbirini yesinler.
Hadi. O zaman tereyağım eriyene kadar ben de fıstıklarımı vereyim mi bu? Fındıklarını çekeceksin. Evet. Bununla çekeceğim. Şimdi el açıyorum el domlusu. Şimdi fındıklarını içine koyuyorum. Bunu çıkartıyorum. Hayır, onu çıkarırsan olmaz. Tamam, yeterli. Yavaş yavaş yap. Şimdi, biraz daha koy. Şimdi. Dur Esel, sana da vereceğim. Çikolatanı yemesin, sus. Açma açma. İyi bakalım. Bu öncelikle fındıklarını çok da toz gibi olmasın. Yeşil. Ne yapıyorsun sen? Biraz deneyim. Şimdi tepsimi yağlamak istiyorum. Bu arada tepsinin alt kısmı bizim neydi onun? Üste gelecek. Üste gelecek. Ben yani tatlımızın üstü olacak. Evet, tatlımızın üstü olacak. Normal pekmez de kullanabilirsiniz. Ben üzüm pekmezi kullanacağım. Şimdi buradan tereyağımızı şöyle kesiyorum. Hop. Biraz şöyle daha alman istiyorum. Tamam. Bu yeterli mi? Hayır. Bu. Al al. Hı. Elini korka karıştırma. Tamam. Şimdi birazcık pekmez elinle al. Çünkü elinle süreceğim. Hı. Tamam. Kaşığını getir. Tamam. Şimdi onları mıncık mıncık yapayım. Evet. Öyle değil. Önce elinle şöyle şöyle yap. Karıştır güzelce. Şimdi biraz fındık dizelim. Al. Diz güzel güzel. Asel, sen ne yapıyorsun kızım bu arada? Ben de diziniyorum. Tamam. Yaptın mı kızım? Hı hı. Tamam. Şimdi tepsimizi bir kenara alalım. Benim şimdi tamam gerekiyor. Şu tarafımızı aldık. İlk sıcaklıkta ılık olan Tereyağını döküp evet, tereyağı minik minik parçalayacağım. Parçalayacağım. Evet, şimdi önce parçala, güzel güzel ayır. Şöyle altın etleri de parçalayacağım. Sertmiş altın etleri. Elinde böyle yaptın mı? Parçalanır zaten. Parçalanmıyor ki öyle. Şöyle didiklemen lazım. Didikle. Didiklersen olur. Tereyağımızı ılık ılıttık. Yani şey yaptık, erittik. Sıcak sıcak kadayıfın üstüne dökersek kadayıf hamur olur. O yüzden de ılıkken döküyoruz. Şöyle döküyoruz her tarafına. Elinle içini de al. Evet. Sıyır güzelce tereyağını. Daha sıcakmış. Ilık. Tamam. Hadi şimdi karıştırmaya başla. Tereyağını kaynar dökmüyoruz yoksa hamur olur. Hamur oluyor, evet. Şöyle mıncık mıncık ediyoruz. Niçin bunu yapıyorsun? Tereyağıyla, tereyağıyla bütün kadayıfı karıştırmak için.
Ve tepsiye dizdiğimiz fındıkları da buradaki bir sincap kaçırıyor. Hem de tereyağlı pekmezli fındıklar yiyor. Acaba sevdim, çok merak ettim. Sevmiş, baksana. Tepsimizi buradan kaçıralım. Ben sana başka fındık vereyim. Altı üst yap. Güzelce altı da gelsin. Aferin sana. Yumurta her tarafını geldi. Karıştır. Tereyağının kokusu. Tereyağıyla yumurtaya yaptığımızda yumurta tereyağı kokuyor çok güzel. Bundan da o koku geldi şu an. Galiba beğenmedin nasıl? Beğendin mi? Beğenmedin mi? Arkadaşlar çok güzel karıştırdık. Şimdi taze kadayıfımızın yarısını alıp fındıklı tepsimizin içine koyuyoruz. Şöyle. Tam yarısını al. Tam yarısını al. Dökün. Yavaş yavaş al. Bir yere dökme. Fındıklar karışmasın. Tam altta kalsın diye. Evet. Şu boş yerlere koy. Boş yerleri doldur. Abuş ne yapıyor? Baba. Babaya tatlı yapıyor değil mi? Evet. Abuş. Tamam. Şimdi şunları güzelce karıştırmadan al. Boşluk olan yerlere koy. Bak burada fındığın üstü boş gözüküyor. Şurası çok fazla. Şunu alayım. Bu üst kısmı için. Buralar hep boş kalmış. Al buraya, güzel paylaştır kızım. Şuradaki fındıklar da güzel. Evet. Şimdi elinde güzel güzel bastır tepsiye. Sert sert iki elinle bastır. Asel. Ne oldu? Otur kızım. Fındıkların gözükmesine bak. Evet arkadaşlar, çok güzeldi. Bastırdım var gücümde. Şimdi şöyle toz gibi yaptığımız fındıkları üstüne koyup kalan kadayıfımızı da üstüne kapatacağız ve fırına vereceğiz. Yeniden var gücümüzle bastırıp fırına vereceğiz. Evet, aferin sana. Asel. Elimle alsam olur mu? İç kısmını elinle yayarak koy. Tamam. Aferin sana kızım. Diğer taraflarını güzelce serpiştir. Ellerinle yay. Evet, bunları da bir güzel bastırıyoruz. Bastır. Sonra da kadayıf üstüne kapat. Şu anda çok güzel gözüküyor. Şimdi diğer kalan kadayıf. Azar azar al, her tarafına azar koy bence. Şöyle. Aferin. Bu işi de çözdün. Şöyle ilk önce bir yanını böyle bastırıyorum. Koy hepsini. Her tarafına. Her tarafına ayarla, sonra bastır kızım. O taraflar boş kaldı. O taraflar da evet. Nefis gözüküyor. Aynen öyle. Fındıkları yerinden oynatma. Asel, bitirdin mi muzunu? Video bitene kadar bir muz yedin. Tamam ben. Şimdi var gücümüzle de şöyle. Kızım boşluk kalmasın hiç. Kenarlarda boşluklar var. Ben şu anda mühendisler gibi hissettim. Niye? Profesör olanlar gibi. Bilmiyorum. Tamam şimdi. Ne yapıyorsun? Şimdi var gücümle de bastırıyorum. Böyle benim bastırma gibi bir aletim olmadığı için var gücümle. İstersen çevireyim tepsiyi ki her tarafını eşit bastırabilirsin. Kenarları. Püf noktası burası. Tamam. Yani bir sürü püf noktası. Evet, kadayıfımız oldu. Çok güzel oldu ama henüz tam bastırmadım. Asel. Ben bak.
Ablaya neden yardım etmiyorsun? İnşallah babam da beğenir. Bence beğenecek. Bence de. Babamın hem de en sevdiği tatlı bu. Beğenmese bile hepsini bitirir. En sevdiği tatlı. Baba, bak. Evet, şimdi fırına girmeye hazır. Evet, hazır ve ellerimi de yıkamayacağım. Ellerin de bence zayi etme. Fırın 170 derece. 170 derecede kızarana kadar. Kızarana kadar bekletiyoruz. Evet, sonra kızarana kadar pişirip 15 dakika alıyoruz dışarı. Ne kadar sürede kızarırsa. Evet. Tamam, şimdi ellerini yıkayabiliriz. Sen de mi yaptın? Evet. Aferin sana. Aferin sana. Ben de. Alkış. Evet, şimdi çok güzel oldu. Ellerini yıkayalım artık. Yeter. Tamam. El salla, kapatıyorum. Evet arkadaşlar, 170 derecede ısınmış fırınımıza Altus Canan fırınımıza neydi? Kadayıf tatlımızı kırıp pişiriyoruz. Kaç dakikaya pişeceğini de bilmiyoruz. O yüzden dakika kırıp ne zaman pişeceğini de öğrenip videonun sonunda da söyleyeceğiz. Evet. Hadi bakalım, aç. Yerleştir. Asel dikkatli ol. Şimdi de kadayıf tatlımızı fırınımıza atıyoruz. Ay, yere de mi düştü? Kurbağalı olan şey yere mi düştü? Tepsi kadayıfımı fırına verdim. Şimdi kızarmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar, bu tatlı çok hassas bir tatlı. O yüzden de benim gibi hassas mıydı? Başında durun. Çok hassas bir tatlı gerçekten. Hemen yanabilir. O yüzden çok dikkatli olmalısınız. Durumu nasıl tatlının şu anda? Şu an kısarma durumunda. Bakayım. Dede. 20 dakika geçmiş. Güzel. Evet. Ben yapar da güzel olmaz mı anneciğim? Evet, aynen öyle. Arkadaşlar, Kübra, Pervan diye bir abla işte. Neydi? Bunun adı neydi? Kadayıf. Kadayıf tatlısını fırının en alt şeyine koymuş. En alt bölümüne, gözüne. Ama biz orta gözüne koyduk. Tepsi kadayıfın pişmesi tam yarım saat. Tam da yarım saate kızarttık. Sizinki bu zamana kızarır, onu bilmiyorum. Onu da yorumlara yazarsınız. Şimdi de alt üst çevireceğiz. Tabii ki bunu ben yapamam. Annem yardım edecek. Evet arkadaşlar, tatlımızı taşsız çevirirken çok büyük bir talihsizliğe uğradık. Çok kötü oldu. Parçak minçik oldu. Düzeltmeye çalıştım. Ama hadi. Siz de bizim gibi yaparken kesip de çevirirsiniz. Kesip. Hadi. Geç kalmışlar. Öneriyorum. Eğer profesyonel değilseniz. Neden bağırıyorsun? Nasıl? Bütün hepsi bitene kadar yapacağız değil mi bunu? Evet. Tadımız biraz dinlensin, sonra da tadımızı göstereceğiz. Tadı nasıl? Ona bakacağız. Çok büyük bir tavsiye. Güzel mi kokuyor sen? Abi sıvı gibi, baksana böyle şey oluyor. Aha, şerbeti. Şerbeti. Yerim seni. Evet arkadaşlar, tatlımız pişti. Çok da güzel oldu. Çıtır çıtır gözüküyor. Fındıkları da çok güzel gözüküyor. Şimdi de tatma kısmına geçelim. Çok lezzetli görünüyor. İnşallah tadı da güzeldir. Mama. Arkadaşlar,
arkadaşlar, bu tatlıyı yapmanızı öneririm. Çok güzel olmuş çıtır çıtır. Acayip güzel. İçi de şöyle. Dışı gibi. Çevirirken çok dikkatli olmalarını söyle. Çevirirken de kesip çevirmeyi deneyin. Çünkü biz çevirmeyi denerken ufak bir kriz getirdik. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere. Asal. El salla. Aferin. Söyle de ki görüşürüz. Söylersen. Görüşürüz de. Bye bye.